İngilizce öğretirken okulunuzu ya da sınıfınızı İngilizce ile dolu bir ortama çevirmeniz gerekir. Şimdi size örnekler göstereceğim. Bu örneğin bir karikatür duvarımıza çizdik. Bu tür özlü sözler paylaşabilirsiniz. Koridorları, duvarları İngilizce özlü sözlerle doldurabilirsiniz. Koridorlara herkese açık, öğrencilere açık İngilizce kitaplar, kitaplıklar düzenleyebilirsiniz. Duvarları bu şekilde renklendirebilirsiniz. Okul içinde tabelalar İngilizce olabilir. Yine koridorlarda karikatürler olabilir. Öğrencilerin tebeşirlerle yazabileceği cümleler doldurabileceği alanlar hazırlayabilirsiniz. Posterler zaten klasik. Yine posterler. Derslik adları İngilizce olabilir. Şu şekilde "How do you feel today?" gibi bir köşe. İçine İngilizce kağıtları alıp yazılar atabilecekleri bölümler olabilir. Bunlar çek kopar tarzında İngilizce cümleler içeriyor. Örneğin, konuları yine mesela burada essay nedir? Bir karikatürle anlatıldı. Yine öğrencilerin yazıp silebileceği tarzda bir bulmaca var burada. Yine özlü sözler paylaşabilirsiniz. Sözleri bu şekilde de duvara yapıştırabilirsiniz. Yine İngilizce yönlendirme levhaları. Burada da İngiliz kültürleriyle ilgili öğeler, kitaplar var. Koridorlarınızı bu şekilde renklendirerek daha canlı hale getirebilirsiniz. Yine burada başka bir bulmaca var. Phrasal verb'lerle ilgili bir poster. You too, thank you. Yine çek koparlar, bir sürü koparılmış. Deyimlerle ilgili bir poster var burada. İngilizce gazete sayfaları asılabilir. Kelime bulmaca oyunu asıldı. Bunlar silinebilir. Bunlar levhalar.